onu da konuşacağız. Hoş geldin Nurgül Ses. Hoş bulduk, iyi yayınlar Yavuz. Teşekkürler. Yapısal reform, yapısal reform, yapısal reform diyordunuz Uğur Bey. Yaptık diyor Hazine Bakanı. Yani hakikaten bir buçuk yılda bulamıyorum. Yapısal reform diye bir şey yok ortada. Tamamen son bir buçuk yılda karşılaştığımız şey şu. Kriz, yani 2018 Ağustos'undaki o Brunson kriziyle başlayan, hı hı, ve devamında ekonomik krize dönüşen süreçte Sayın Bakan Bey'in yaptığı şey sadece yasaklamak. Yani mali piyasadaki serbest piyasa koşullarını yasaklamak, bir işlemleri yasaklamak, işlem türlerini oyunculara yasak getirmek. Görünen olumsuzlukları da üstüne bir halı çekmek, şal örtmek. Dolayısıyla hani, görünür olmazsa eğer daha az yaşanmamış sayabilir, acı verir diye düşünüyor belki. Ama işte görüldüğü gibi enflasyonu işte %11.28 açıklıyorsunuz. %12 diyelim biz ona. Ama sokaktaki insan, benim enflasyonum niye %12 değil ki, ben çok daha yüksek ödüyorum diyor. Bir güvensizlik oluşuyor. Yani bu elektrik ve doğalgaz faturaları hafta sonunda sosyal medyada en çok, evet, paylaşılan meseleydi. Ödeyemiyorum, evet, kardeşim, evet, diye isyan ediyor. Oradaki KDV'den, evet, isyan ediyor, zamlardan isyan ediyordu insanlar. Dolayısıyla hani bir tarafta da hani medya ve ifade özgürlüğü tarafına dönersek, bu böyle medyada ve halkın kendi arasında, gazetelerde, televizyonlarda konuşulan, tartışılan bir konu değil. Dolayısıyla vatandaş şöyle düşünüyor. Benim enflasyonda mutfağımda yangın var ama bunu ben okuduğum gazetede görmüyorum diye, evet, düşünüyor. Evet. Dolayısıyla güven sarsılıyor, Ankara'daki siyasetçilere güven sarsılıyor. Benim yaşadığım medyada yer almıyorsa bunlar bizi kandırıyor diye düşünüyor. Ve dolayısıyla tabii, o güven sarsılması ister istemez yani Türk vatandaşlarının kendi parasından kaçıp dövize dönmesine yol açtı. Şimdi bakan diyor ki işte biz 2019'u diyor tarih geçecek bir yumuşak inişte evet, ve inşallah pozitif bir büyümeyle geride bırakacağız diyor. Açıkçası 2019'da yerleşik Türk vatandaşları ve şirketleri 30-35 milyar dolar arası bir döviz satın aldılar. Kendi ulusal paralarından kaçtı bu insanlar. Şimdi biz faizi indirdik, dövize bir şey olmadı ha 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 diye belki gülüyorlar ama iki şey söylemek lazım. Kendi vatandaşın niye senin Türk lirasına dönmedi? İki, arka kapıdan kamu bankaları aracılığıyla satılan dövizlerin miktarı ne kadar? Biz onu bilemiyor muyuz Uğur? Bilemiyoruz, hayır bilemiyoruz. Yani ne kadar miktar ya satıldığını bilemiyoruz. Hani bazı ekonomistler var, Haluk Bürümcekçi gibi. Hı-hı. Onlar normalde Merkez Bankası'nın rezervlerinin 30 milyar dolara yakın artması gerektiğini hesaplıyorlar. Bu bir anlamda şu da anlamına geliyor. 30 milyar doları satmışlar gibi kamu bankaları ya da Merkez Bankası eliyle. Peki bu şimdi, 30 milyar kamu bankaları hangi sistemle alıyor? Var mı bunun bir sistemi? Kimseye yok, çaktırmadan. Anladığım kadarıyla şöyle bir mekanizma kurdular. Merkez Bankası rezervlerinden döviz veriyor kamu bankalarına. Borç ya da şey olarak swap'la. O kamu bankaları da alıyorlar bu dövizi, piyasada satıyorlar. Sanki normal piyasa koşullarında satıyormuş gibi. Hı-hı. Şimdi bunu bütün bankacılar biliyorlar. Ve başka bir şey daha, ilave bir şey daha söyleyeyim. Cuma günü bankaların genel merkezlerine rekabet kurumunun denetçileri girdiler. Evet. Ve onu soracaktım sana zaten. Nedir bu inceleme diye? İnceleme şu. Döviz, swap ve takas kelimelerini arıyorlarmış e-maillerinde. Bu yöneticilerin e-maillerinde. Bu şu anlama geliyor. Yani dövizle ilgili sözüm ona birileriyle kumpas mı kuruyorsunuz iması aslında bir anlamda. Ama şunu unutuyorlar. Bu dövizleri alanlar yerleşik Türk yurttaşları şey değil. Yani yabancılar, dış güçler geldi dövizi oynattılar değil. Hmm. Dolayısıyla meselenin özüyle uğraşmak yerine bankalara gözdağı vermek peşinde koşuyor iktidar. Bu çeşitli bağımsız kurumları, ki artık bağımsızlıklarını kaldığını düşünemeyiz, bağımsız kurumları da maşa olarak kullanarak. Ben tam anlamak şimdi, için soruyorum. Şimdi yöneticilerin bilgisayarlarındaki döviz, swap ve benzeri anahtar kelimeleri mi arıyorlar girip de? Evet, evet, evet. Evet. Bulduklarında, evet, mesela oradaki yöneticilerden birisi benimle bir e-mail ile mesajlaştıysa, içinde döviz varsa veya bana döviz alma tavsiyesinde bulunduysa ne olacak mesela? Sözüm ona, yani kimse bunu yapmaz. Sen döviz al diye kimse mesaj çekmez. Hayır, ne bileyim yani. Zaten hani tam bir böyle distopik bir otoriter havada, atmosferde bankacılar, ben başka bir şey daha söyleyeyim.
tesadüfen ortak bulunduğumuz bir WhatsApp grubunda bile o akşam bankacılar WhatsApp gruplarını terk ettiler. Sebebi şu, başımıza bir şey gelir. Çünkü karşınızda tamamen şeyden çıkmış, kurum ve kurallardan uzaklaşmış bir rasyonaliteden uzak tarzı var. Şey diye düşünüyorlar yani, çünkü yani açılan ya hukukun üstünü de kaybettiğimiz için işte Cumhuriyet davasını hatırlayalım, orada pizza şeyi veren, siparişi veren parkeciyle pizzacının konuşan oğlu bilmem kimle, parkeci, turizm şirketi, evet. Yani bunlardan insanlar ceza aldılar, gazeteciler. Evet, az şimdi, önce çok geniş konuştuk o hukuk meselesini, iyidir üzerinden. Evet. Yani fotoğraf ortada. Yani en basitten şunu söyleyeyim. Anayasa Mahkemesi Wikipedia'yı açma kararı alıyor. Mahkeme gerekçeli karar isterim diyor. Yani olacak şey mi bu? Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ni tanımıyor demek bu aslında. Dolayısıyla bu, yani herkes aynı fotoğrafı görüyor Yavuz. Yani vatandaş da görüyor, şirketler de görüyor, bankacılar da görüyor. Ama şu var, böyle bir korku imparatorluğuyla ekonominin normal rayına gideceğini düşünmek ancak kendini kandırmak demek. Başka bir şey değil. Peki şimdi yaptığı açıklamalara teknik olarak baktığımızda işte 2020'de tek haneli enflasyon diyor. %5 büyüme beklentisinden bahsediyor. Bunlar herhalde zaten ekonomik programda olanlar değil mi? Evet. Yani. Ya şunu söylemek lazım. %5 büyüme 2020'de %5'lik bir büyüme sağlamak için kabaca %4-4,5'luk hatta %5'lik bir cari açık veriyor olman lazım ülke olarak. Cari fazla da vereceğiz diyor ama. Valla o öyle bir formül bulduysa bunu herhalde şey yapsın, dünyaya göstersin. Böyle bir formül yok. Türk ekonomisinin yapısını biliyoruz. Oluk oluk para aktığı dönemde bile Türk ekonomisi neredeyse 1 puanlık cari açığa 1 puanlık büyüme sağladı kabaca. Şimdi %5'lik bir cari açık demek kabaca 40-45 milyar dolar bir cari açık demek. Türkiye'den para sermaye çıkıyor. Yani normal koşullarda faiz indiriminin yapıldığı bir ülkede o ülkeye düzenli olarak faiz indiriminin geleceğini düşünüyorsa oluk oluk para gelir. Çünkü sermaye kazancı elde eder yatırımcılar. Tahvil alırsan faiz indirimi olduğu zaman tahvilin fiyatı yükselir ve kazanç elde edersin. Kimse gelmedi, tam tersine çıkış var. Yani biraz hani aman uzak durayım, oradan kazanacağım kar eksik kalsın düşüncesinde. Şimdi böyle bir fotoğraf içerisinde görmüyor mu mesela bunu hazine yetkilileri, maliye yetkilileri? Herkes bizler kadar akıllı, herkes ekonomistir, yani onlar da görüyorlar. Ama şu var tabii, biz bu oyunu ne kadar uzun sürdürebilirsek düşüncesi var. İşte bakanın konuşmasında sen de söyledin başta, özel bankalara böyle bir şey var. Evet, onu soracaktım. O özel... onun şeyi şu, bir kredi krizi var 2018'in Ağustos'undan bu yana. Kredi çökmesi var, daha sonra kredi crunch deniliyor. Bu kredi çökmesinde bankalar yeni kredi vermiyorlar, tam tersine kredileri daraltıyorlar. İyiydi. Şimdi ne oldu peki son bir senede? Kamu bankaları kanalıyla bir kredi pompalaması var. Ama özel bankalar ve yabancı bankalar, Türkiye'de faaliyette bulunan, bunlar kredi vermeye pek istekli değiller. Hala da değişmiyor. Bak, %24'ten faiz %11-25'e düştü. Bankalar düşen faize rağmen istekli değiller kredi vermeye. Bunun sebebi de mevcut ekonomik krizin derinliği aslında. Yani şunu söyleyeyim sana. İşsizlik neredeyse 2009'daki işsizlik seviyesinde. Ama tabii rakamlara baktığın zaman şöyle de tuhaf şeyler var. Son bir yılda Ekim'den Ekim'e, 2018'den Ekim'e 2019'a, ya bu Kasım ayında kapsıyor. Kabaca 915 bin kişi artıyor çalışabilir çağdaki nüfus sayısı. Ama bunların sadece 82 bini iş gücüne katılıyor. Yani iş aramak için ya da çalışmak için. Şimdi böyle bir tuhaflık olabilir mi? Diyeceksin diğerleri ki 915 ne yapıyor, bin kişi artırsa, girseydi iş gücü piyasasına ne olurdu? İşsizlik daha yüksek olacaktı. Şimdi bu güven meselesi o kadar sarsıldı ki biz iyiyiz, çok iyiyiz, pozitifiz deyip yani yerde tepinsen insanlar bunu satın almıyorlar. Bir de sizin işiniz sonuç itibariyle matematik. Yani bir veri açıklandığında altına bakarak üstünün ne kadar doğru olup olmadığı konusunda da bir fikir elde etme imkanı var. Yani bilemiyorum, çok tabii ateşle oynamak değil mi bu ya?
Öyle tabii ama şuna bak tabii, Ankara siyaseti hep aynı genetik üzerinden çalışıyor. Siyasette 24 saatin bile çok önemi var. Mottosu hala geçerli. Biz olabildiğince bu işi şey yapalım, ayakta tutalım, mış gibi yapalım. Sonrası Allah kerim. Düşünsene yani bütçede 124-125 milyar kabaca bütçe açığı veriyorsun 2019'da. Eğer Merkez Bankası'ndan 79 yani 80 milyarı almamış olsaydın 200 milyar bütçe açığı. Yani milli geliri oranla kabaca %4'ü kadar bütçe açığı vermişsin. Yani bu şimdi böyle bir ortamda ekonomi çok iyi diyebilir misin? Vatandaş bir taraftan döviz alıyor. Sen Türk lirası pompalıyorsun piyasaya. O paralar gidiyor, dövize dönüyor. Şimdi buna de hangi rezerv dayanır? Hangi şey dayanır? Şimdi de Merkez Bankası'nın yedek akçesinin evet, hissedarlara dağıtılması kararı alınmış bugün. Orada da bir 40 milyarlık falan herhalde bir şey var. Yok, şöyle kabaca işte 30-35 milyar civarında bir şey var, kar var. 5 milyar da geçen seneden kalan yedek akçe. Ama şu var, Merkez Bankası iki tür yedek akçe ayırıyor. Birisi olan işte adi yedek akçe, bir tanesi olağanüstü hallerde kullanılacak yedek akçe. Geçen sene bu olağanüstü hallerde kullanacak olan yedek akçeyi ayırmışlardı. Bütçeye dahil etmemişlerdi. Bu sene onu da alıyorlar. Yani bu tam bir şeye benziyor. Kazanın dibini iyice bir sıyıralım olmuş. Ama bu sene de paraya çok ihtiyaç var. Çünkü o açığı, aynı açığa tekrar bütçenin dayanması ya da ekonomide bunu izah etmek çok kolay olmasa gerek. Evet. Şeyi söyleyeyim. Geçen sene 80 milyar Merkez Bankası'ndan aldı hükümet. Bu sene işte 40-45 milyar diyelim. Geçen senekinin yarısı kadar neredeyse. Bütçe açığı geçen seneden daha fazla olacak demek. Çünkü belki kısacaklar haliyle harcamaları, Uğur. Bir de o var tabii. Yani vergiyi arttıracaklar belki. Ha, şu var tabii. Vergiyi arttırırlarsa sonuçta vatandaştan çıkacak bu. İşte ben de ondan korkuyorum. Bilemem yani ne yapacaklarını bilmiyorum. Yani biz doğru düzgün iktisat politikası olsaydı şu olabilir, bu olabilir derdim ama tamamen gece oturup karar verip sabah yayınlanan, sonra ertesi gün değişti. Mesela değerli konut vergisi çıkardılar. Yasa olarak çıktı. Şimdi tamam, biz bunu değiştireceğiz. Kaç yasa, kaç karar tekrar kararı zaten kararlarla değiştirildi. Dolayısıyla bir şey, politika bir öngörü ve şeyi yok, tutarlılığı yok. Peki. Uğur, çok teşekkürler değerlendirmeler için, eksik olma. Günümüzü kararttın. İyi yayınlar dilerim. İyi akşamlar. Çok teşekkürler, eksik olma, sağ olasın. Uğur Gürses'le